Evet sevgili seyirciler, bir İslam ve Hayat programında daha beraberiz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerinize olsun. Yine bu hafta değerli İl Müftümüz Sayın Abdülkerim Akbaba hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kendisiyle inşallah yine çok önemli konuları tartışacağız. Kendisinin yüksek bilgilerine müracaat edeceğiz. Bizi aydınlatmasını isteyeceğiz. İlk konumuz malumunuz Şaban ayına girmiş bulunmaktayız. Ramazan artık kendine iyiden iyi hissettirdi hocam. Evet. Artık iyice geçen Yaklaşık. programda şeyini hissediyoruz demiştik, kokusunu. Artık iyiden iyice hissetmeye başladık. Doğru. Şaban ayında nasip etti Mevlamız bize, Çok hamdolsun. Bu kutlu zamanları hocam, özellikle işte Şaban ayında haftaya idrak edeceğimiz Berat Kandili'ni düşünürsek şükür. nasıl değerlendirmemiz lazım? Tabii zamanın en güzel bölümü diyeceğimiz 3 aylar yılın içerisinde en önemli aylardandır. İşte Recep ayını içindeki kandilleriyle beraber inşallah değerlendirmiş olanlardan Rabbimizi Amin. sayar. Şimdi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban benim ayımdır dediği mübarek ayın içerisindeyiz. Şaban ayında özellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya çalışmalıyız. Acaba o bize ne kadar düşkün, biz ona ne kadar düşkünüz, onu ne kadar anlayabiliyoruz, onun ölçülerine ne kadar uygun bir hayat yaşayabiliyoruz, ne kadar onunla olabiliyoruz, yaptığımız davranışlar onu hoşnut edecek davranışlar mı, yoksa onu üzecek davranışlar mı? Bizim peygamberimiz zaten hüzün peygamberi, mahzun nebi. Efendim bunun bir nedeni de nedir? Ümmetinin efendim durumu, uygun olmayan durumu. İşte Şaban ayı bizi çok seven, bize çok düşkün olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı itaatımız nedir? Yani bizim kelime-i şehadetimiz var. Şehadet cümlesinde 2 şehadet var. Allah'ın varlığına, birliğine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de onun kulu ve peygamberi olduğuna, elçisi olduğuna şehadet ediyoruz. Buna çok dikkat edeceğiz. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam olmadan Kur'an olmaz, din anlaşılmaz. Bizler mümin olamayız. Allah'a ve Resulüne iman edin diyor. Onun güzel özellikleri, güzel sıfatları, güzel vasıfları, efendim ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. İnnemâ buistu li utemmime mekârimel ahlak. Yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki sen güzel bir ahlak, yüce bir ahlak üzeresin. Ve inneke le alâ hulukin azîm diye onu övüyor. İşte onun ahlakıyla, onun efendim yoksullara olan, yetime olan, yolda kalmışa olan, öksüze olan davranışlarıyla, kimsesizlerin kimsesi olmasıyla düşüneceğiz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya çalışacağız. Yine efendim onun bize getirdiği en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'le hemhal olacağız. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'i Cenab-ı Allah bize nasıl anlatıyor? O ayetler üzerinde, o efendim sureler üzerinde, diyelim bir duha suresidir, bir işte Elem neşrah leke, efendim bir Ya eyyühel müddessir gibi, Muhammed suresi gibi, yine kul ile başlayan gerek sureler olsun, gerek sureler içerisindeki ayeti kerimeler üzerinde bizim yoğunlaşmamız gerekiyor. Niye? Cenab-ı Allah o emirlerde Efendimiz'e emrediyor ve diyor ki sen müminlere söyle. Yani onun muhatabı kimdir? Kendi Risalet döneminde sahabe-i kiram Efendimiz'dir, müminlerdir. Evet. Ondan sonra ise o yine bizim
içimizdedir. Biz hep onunlayız. Onun şimdi sünneti var. Onun hadis-i şerifleri var. Ve ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki, ey Habibim Muhammed ve Resulü Muhammed, onlar istiğfar ettikleri müddetçe Allah onlara azap edecek değildir. Arkasından, sen onların içerisinde olduğun müddetçe Allah onlara azap edecek değildir. İşte bugün bize düşen nedir? Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ahlakıyla, örnek yaşantısıyla, işte davranışlarıyla, fedakarlığıyla, bütün müminlere olan düşkünlüğü ve herkesi düşünmesiyle, yani bugün biz bencillik sarmalı içerisindeyiz adeta. Her taraftan hepimizi kuşatmış vaziyette. Ama bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman ben dememiş. Bütün peygamberlerin diyor, nefsi nefsi dediği anda bile Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ben ümmeti diyeceğim, Cenab-ı Allah'tan ümmetimi dileyeceğim buyuruyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en önemli duasını da yine ahirete bırakıyor. Ya Rabbi, benim o duamı ahirette kabul eyle. Ümmetimden diyor günahkarlar, asiler, onların affına vesile eyle benim şefaatimi, işte şefaati uzmasını. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki ilişkiler. Yani Efendimiz komşuluk demiş mesela. Acaba bizim komşuluklarımız nasıl? Evet. Yani bu kentteki komşuluk olur, köydeki komşuluk olur, iş yerindeki komşuluk olur, üniversitedeki komşuluk olur. Yani iki gün bulunmuyor, haber alınmıyor, belki yandaki odadaki merak etmiyor. Veya evinde vefat ediyor bir mümin, diğer komşularının günlerce haberi olmuyor. Aynı kapıdan giriyorsun ama cenaze, kalpler çok ayrı. Yani Necip Fazıl merhumun çok güzel bir ifadesi var. Yakınlık diyor, bir tuğlaya indi daireler arasında. Ve bu kadar çok yakınlıktan ötürü kaçtı gitti yakınlık. Önceki köylerimiz, evet, diyelim bazı yörelerimiz, herkesin evleri bahçesinin başında, Karadeniz falan. Ama herkes, evet, birbirinin yanında. Aynen. Birbirinin yanında, sevincinde, üzüntüsünde. Neler kayboluyor, neler... bunların bu ve şu an bizim problem dediğimiz birçok olaylar, insanlık şu an bunalım içerisinde, insanlık ekonomik yönden çok iyi ama mutlu diyebiliyor muyuz? İşte istatistikler yapılıyor, mutlu ülkeler sırası, mutlu şehirler, kentler. Evet, biz eğer Efendimiz'de olursak, onun getirdiği mesajı alırsak, en güzel sözü söyleyen odur, en güzel, en yüce dini getiren odur ve dinin gayesi insan içindir. İnsanın iki dünyada mutlu olması içindir. Saadeti dariğin bunun üzerine bütün problemlerimizin de çözümü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte Şaban ayında Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la irtibatımızı inşallah yoğunlaştırmalıyız. İnşallah. Hocam peki bu işte az önce dediğiniz gibi hani Berat Kandili deniyor, evet, adı üstünde. Berat edebilmeyi Allah cümlemize nasip etsin, amin, inşallah. Amin. Hani o gece Allah kulunu o kadar çok seviyor ki aslında. Tabii. Hani Efendimiz buyuruyor ya, bir annenin evladına şefkatinden çok çok fazladır kula şefkat Allah. Allah vesileler yaratmış aslında kulunu affetmek için ama biz onu değerlendirebiliyoruz. İşte Berat Kandili önümüzdeki İlk fırsatlardan biri. İnşallah doğru, sonrasında Ramazan da geliyor. İnşallah. Ne yapmalı hocam bir mümin Berat Kandili'nde? Şimdi Berat tabii inşallah cehennemden kurtuluşumuza vesile olur. Çok önemli bir gecedir Şaban ayının, evet, 15. gecesi. 14'ü 15'e bağlayan gece. Ve önümüzdeki Perşembe günü inşallah idrak edeceğiz, ihya edeceğiz. İnşallah. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecesinde ibadet edin. Gündüzünde, akabinde oruçlu olun, oruç tutun buyurduğu bir gecedir. Ve yine hadis-i şerifte
duaların kabul edildiği gece olarak geçer. O gecelerden biri Hamsetü'l-Leyali la turaddülehunne dâve. 5 gece var ki dualar reddolmaz. İşte o 5 geceden birisi Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili'dir. Ve o geceyle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dua zaten istemek demek, adeta istek gecesi. Yani az önce dediğiniz gibi, Cenab-ı Allah yok mu benden isteyen, ey kulum vereyim, tan vakti ağarıncaya kadar. Yok mu benden bağışlanma dileyin, bağışlayacağım. Zaten Efendimiz'e buyuruyor ki, ey Habibim sen müminlere söyle, ben çok bağışlayanım ve çok merhametli olanım. Nebbi bi ibadi enel gafurur rahim. Kullarıma haber ver. Ben bağışlayanım, ben merhametli olanım. Yine birçok ayet-i kerimede anlatırken hem merhameti hem tövbeleri kabul etmesi bir arada. İnnehu vettevvabur rahim. İşte gafurur rahim, bağışlayandır, merhametli olandır. Zaten bağışlaması olmasa, merhameti olmasa Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın ifadesiyle kaybedenlerden oluruz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbim biz kendimize yazık ettik, hata ettik, zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan, sen bize acımazsan muhakkak ki biz zarara uğrayanlardan oluruz diyor. İşte o zarara uğramamamız için Cenab-ı Allah buyuruyor ki yok mu benden bağışlanma isteyen? Bağışlayayım. Yok mu benden rızık isteyen? Rızıklandırayım diye böyle sabaha kadar bu devam eder. Cenab-ı Allah bizi gafletten korusun. Amin. Yine bu gecede Efendimiz affı mağfiretin çokluğuna binaen Beni Kelp kabilesinin diyor koyunlarının tüyleri sayısından fazla kullarını Allah Celle Celaluhu bağışlar. Yani burada nedir? O kabilenin koyunlarının sayısı çok ama burada anlatılan Arapçada kesletten kinaye. Evet. Rabbimizin ne kadar bağışlayıcı olduğunu bize haber veriyor. Yine bu gece ayrıca rahmetinin, mağfiretinin çok coşkun olduğu, çok önemli bir gece olduğundan dolayı mübarek gece olarak da geçer. Kur'an-ı Kerim'de de işte biz bu Kur'an'ı o mübarek gecede indirdik. Yani işte bunda ilk defa Levh-i Mahfuz'a Kadir gecesinde de vahyin başlaması mübarek gece diye, fi leyletin mübareketin diye geçen ayet-i kerimede ifade edilen bir gecedir. Yine ayette o gün her türlü işler tefrik edilir. Hadis-i şeriflerde de, bazı hadis-i şeriflerde de kişinin nelere nail olacağı, neler kazanacağı, doğacak çocuğun durumu, rızkı, hepsi her türlü iş bu gecede tefrik edilir, takdir edilir, ayrılır. Bundan dolayı gafil olmadan geçireceğimiz ibadetle, istiğfar ile, dua ile geçireceğimiz ve Ramazan'a iyice yaklaşacağımız bir gecedir. Gerçekten az önce işaret ettiğiniz gibi Cenab-ı Allah bizi bağışlamak istiyor. Bize durmadan fırsatlar veriyor. Her şey biriktirilebilir hayatta ama fırsatlar depo edilemez diye bir söz var. Bu bir fırsat. İnşallah Rabbim bizleri bu mübarek gece fırsatlarını değerlendiren müminlerden eylesin. Amin. Hocam bir konuda seyircilerimizi aydınlatalım. Ondan sonra başka bir konuya geçeceğiz inşallah. Hani gecenin sonrasında oruç dediniz ya, şimdi o sonrası da Cuma'ya geliyor malumunuz. Evet. Hani Cuma günü oruç tutmak mekruh diyecekler. Cuma, cumartesi birleşebilir. Evet. Peşembe, Cuma birleşebilir. Yani evet. O kadar. Bir gün önce, bir gün sonra. Bir gün önce hem bir 14, oruçlu karşılamış olur. Ertesi günde tutabilir o ayın zaman. Ayın ortasında aslında çifte tutmak, sünnet yapmış olur. Evet, yani. Daha güzel olur inşallah. Şimdi hocam demin çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Hani kulun hedefi işte önce Cenab-ı Hakk'ı, sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevindireceğim mi? Evet. Üzüdürecek mi, üzeceğim mi? Yani bunun derdinde olması lazım. Şimdi maalesef bu bölgemizde, doğuda, güneydoğuda
kanayan bir yara var. Yani Efendimizin, başta Cenab-ı Hakk'ın hiç hoşlanmadığı bir şey oluyor. Yani bir dava güdülüyor. Adına da kan davası deniyor. İşte bu konuda hocam, yani insan öldürmenin cezası, ayıplanması, azarlanmasını da düşünürsek, kan davası hakkında bize birkaç kelam ederseniz hocam. Şimdi tabii Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre kim bir kişiyi haksız yere öldürürse, hiçbir kısasa neye tabi olmadan bütün insanlığı öldürmüş gibidir ve ebedi cehennemde kalacaktır. Her insan bir alemdir dinimize göre ve çok kıymetlidir. Eğer kim de birinin hayatını devamına vesile olursa, o da bütün insanlığı diriltmiş gibidir diyor Yüce Kitabımızda Cenab-ı Allah. Yine dirilten, öldüren, hayatı veren Rabbimizdir. Yani biz bu hayatı, biz bu nefesimizi kendimiz sağlamıyoruz. Ancak buna rağmen insanlar içerisinde ihtilaf oluyor, anlaşmazlık oluyor. Ama öyle bir noktaya geliniyor ki öfke baldan tatlıdır deyip ondan sonra da tabii senelerce cezaevinde falan yattığında aklı başına geliyor ne kadar yanlış yaptığını, orada bunalıma giriyor, efendim strese giriyor, geçen gördüğümüz delikanlı gibi mesela. Nedir? Pişman da oluyor ama faydalı vermiyor. Bu tartışan iki taraftan birinin birini öldürmesi. Bir kişi de olabiliyor, Allah muhafaza bu. İki kişi de oluyor, üç kişi de, beş kişi de. Ve bunun öyle bir gözü dönmüştü ki bu. Bunun zamanı yok. Yani bayram alışverişini yapmaya gidiyor. Dönerken öldürüyorlar. Haberlerde izledik. Çocuk da var, kadın da var. Önemli olan o karşı davalı olduğu aileden olması. İşte böyle bir ölüm olduğunda onun akrabalarının, yakınlarının onu iddia ederek karşı aileden birini öldürme isteği. Buna onun onu derken uzun sürebiliyor bu. Yıllar alabiliyor. Kan davası diyoruz. Bazen de yine yöremizde bu şekilde de var. Aynı akrabaların arasında da oluyor. Yani amcaoğulları, dayı yeğen gibi, teyze çocukları gibi, kuzen olarak. Bunu bölgemizde maalesef bunu da görüyoruz ve belki böylesi de bayağı çok. Komşudur falan. Yani akrabalık yoksa komşuluk var. Sınırdaşlık var, sınır yüzünden oluyor. Tarla sınırdır. Ve bunu güdüyorlar. Aslında böyle öldürme ilk insanla da başlamış diyebiliriz. Yani Habil'le Kabil'den beri kardeşlerin kavgası. Biz de Hazreti Adem'deniz. O zamandan beri olan bir şey. Ama her katilde nedir? Kabil'e günah yazıyor Allah. Her iyi işte ilk onu yapana sevap gittiği gibi bizim ibadetlerimizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sevap gittiği gibi kötülükte de bu işi kim icat ettiyse ona günah gidiyor o ilk çığırı açana. İşte bu kan davaları gerçekten toplumun yarasıdır. Toplumun ağzının tadını bozar. Çünkü düşmanı taşımak kolay değil. Bir de düşman olmaması gereken, bizler kardeşleriz. Cenab-ı Allah bizi kardeş ilan etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzlerce hadis-i şerifinde Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık yapmaz, ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez, dar günde ona yardımcı olur diye buyururken ve her konuda bizim mesela fıkhi, özellikle alışverişle ilgili, muamelatla ilgili birçok fıkıh kuralı şuna bağlıdır. Nizaya götürecek şeyler, anlaşmalar yapmayın. Yani mesela biri pazarlık yapıyor, onun pazarlığı bitmeden birinin gelip pazarlık yapması dinen doğru değil. Biri birinin kızına dünür olmuş, cevap bekliyor, araya bir başkasının girmesi kesinlikle doğru değil. Birinin verdiği fiyat üzerine, yani çekişme dahil, gereksiz çekişmeyin eğer ilmi bir tartışma, bir hakikati ortaya çıkartmak için yoksa. Ama işte hem Kur'an-ı Kerim'den habersiz, hem
hadis-i şeriflerden habersiz kalan toplum maalesef birbirine giriyor ve kan davası haline geliyor. Bu sefer de kan davası olduğu zaman Cenab-ı Allah'ın bizlere bir emri var. Kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz. Yani fe aslihu beyne ahaveyküm, Allah'tan da korkunuz ki Allah size merhamet etsin. İşte burada yarayan bir kana olan kan davası için, kanayan bir yaramız olan kan davası için ne yapacak toplumun akil kişileri? Elden gelen gayreti inşallah gösterecek. Yani bu konuda işte başta ilimizde valimiz, bütün yetkililerimiz, efendim bizler, kaymakamlarımız, çünkü ilçelerimizin hemen hepsinde de var, köylerimizde var. Yine çok değerli insanlar var. Yani Bitlis'in en önemli zenginliği nedir? İnsan kaynağıdır. Evet, evet. Efendim bir Norşin'de Şeyh Nurettin Efendi, Allah hayırlı ömür versin. Amin. Efendim bir Ohin'de Fethullah Ayte. Ondan sonra yine Farukoğlu gibi bizim hocalarımız, İsmetullah Hoca gibi hocalarımız. Böyle birçok hocalarımız Allah'a şükür. Mesela gerçekten çok özverili, çok fedakar Cemalettin Geylani gibi insanlarımız, evet, işte bir Hikmet Hoca gibi değerlerimiz Bitlis'te ne yapıyor bunlar? Sulha hizmet ediyor. Yani fedakarca koşturuyor, ediyor. Bir iki insanı bir araya getirmek. Bazen bir evin içerisinde aynı kardeşleri, aynı çocukları idare edemiyorsunuz. Her biri kendince haklı olduğunu söyleyen insanları bir araya getirmek kolay değil. Bunları efendim İslam'ın güzelliğine, barışın güzelliğine getirmek kolay değil ama el birliğiyle inşallah elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Şu ana kadar dört barışa da elhamdülillah şahit olduk, katıldık ve herkes seviniyor. Orada da dinimizin özelliğini görüyoruz. Herkes Kur'an-ı Kerim'i öpüyor ve onun altından geçiyor. Sembol olarak çok önemli. Oradaki binlerce kişi Kur'an-ı Kerim geldiği zaman ayağa kalkıyor. Herkes. Ve evet, o aileler Kur'an-ı Kerim'in altından geçiyor. Niye? Bizim insanımızın kalbi Kur'an'a bağlı. Kafası Kur'an'a bağlı. Ve böyle bir barış sağlanmasına çalışılıyor. Evet, 4 ayda dediğiniz gibi hocam, 4 ayda 4 barış insanı, evet, ümitlendiriyor inşallah. İnşallah. Allah daha da sayısını arttırsın. Galiba da böyle gene altyapısı İnşallah hazırlanan... İnşallah altyapısı şu an hazırlananlar var. Yani Allah koşturanlardan da razı olsun hocam. Amin. Sayın valimiz de daha yeni gelmesine rağmen o da bu konuda, evet, çok koşturuyor sağ olsun. Allah gayretlerini arttırsın onun da. Hocam... İşte bu kan davası gidenlerin en çok sarıldığı şey, işte bu bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz diyorlar. Birisi bunu işte uygulamam dediği zaman sen örfümüze ters mi düşeceksin diye ayıplanıyor bile ama işte biz de biliyoruz ki fıkıh usulünde örf çok, hatta en son gelen başvuru kaynaklarından biri. Yani Kur'an'da, sünnette, icmada, kıyasta falan bulunmazsa onun örfün de işte kural olarak kabul edilebilmesi için İslam'a ters düşmemesi lazım. Tabii. Şimdi bu konuda siz ne diyeceksiniz hocam? Yani aslında bu yasaklanmış belirli ama bunu bir kez daha dile getirmek gerekirse şimdi, neler söylersiniz? Tabii dinimizdeki yerini az önce ifade ettiniz. Niye? Örf şer'a, şari'in koyduğu kanuna, Allah'ın kanununa uygun olduğu müddetçe örf alınır. Evet. Yani ondan yararlanılır. Bizden öncekilerin şeriatından yararlanılır. Eşşer'u alâ men kablenâ diye. Ancak dine uymayan yerde, günah olan yerde efendim örf yoktur. Ancak örf istismar edilmiş, töre edilmiş, işte töre cinayetleri, şimdi hukuki yöndemde düzenlemeler yapılıyor. Teşekkür ediyoruz. Töre dediği an, örf dediği an sanki o bir yerde normalleşiyor. Evet. Bir insan öldürmede ağır bir ceza varken en hafifi alınıyor ama şimdi onlar caydırıcılık olsun diye ne yapıyor? Arapçada bir kaide var bu, yani biz İslam hukukuna göre konuşuyoruz, yoksa evet, öyle hukukçularımızın alanına girmiyoruz. Evet.
El cezâ'u min cinsil amel. Ceza amel cinsinden olmalı. Yani caydırıcı bir mahiyet arz etmeli. Ve bu töre işi dinen de hafif bir olay değil. Diğer yönden işte ailelerin ileri gelenleri, büyüklerimiz yanlışı çocuklarına emretmemeli. Babam bana bunu dedi, annem bunu dedi. Tamam, dinimiz anne babaya çok önem veriyor, onlara itaat etmemizi emrediyor, öf bile demememizi, ama ondan önce Allah'a ibadet geliyor. İşte hocam, Allah'a burada inanma geliyor ve bir kuralımız yine la ta'ate fi masiyetillah. Allah'a isyan olan yerde, günah olan yerde kula itaat yoktur. Bunu biz ölçü alırsak bu örfler bizi sarmalamamalı. Bizi kuşatmamalı. Büyükler, yaşlılar, mesela geçen bir hoca hanım diyor ki 5 yaşındaki diyor, böyle davalı bir yere gittik. 5 yaşındaki diyor kız çocuğu hocam diyor 75 yaşında ninenin yaptığı bedduayı yapıyor. Bizim o 5 yaşındaki küçücük çocuğun gönlünü, kalbini, beynini, yani o sevgi dolu yüreği bizim nefretle doldurma, kinle doldurma hakkımız var mı? Ama o büyüğünden öyle görürse, öyle yetişirse ne olur? Elbette düşmanlık birikir içinde ve o bir yerde patlar. Ama bizim dinimiz öyle değil. Bundan dolayı da kimse kendine örfe uymadı, töreye uymadı deyip Allah'ın razı olmadığı şeye atmamalı. Çünkü yüce olan İslam'dır. El-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam üstündür. Hiçbir şey ona üstün gelemez. Hakkın hatırı, Cenab-ı Hakk'ın hatırı bütün hatırların üstündedir. Bizim aşiretimizin de efendim her şeyin üzerindedir Allah'ın hatırı. Eğer Allah'ın gazabına biz doğru gidiyorsak frene basmamız gerekir. Ne oluyor bize dememiz lazım. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kan davası ayaklarımın altındadır diyor. İslam'da bu yoktur diyor. Bu İslam'dan önceki müşrik Araplardan tevarüs eden bir olay. Niye biz buna sahip çıkalım ki? Sahip çıkmamamız gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. İşte hocam, bize de genelde sorulan en büyük sorulardan biri bu işte. Bir şey yapmadığım zaman annem babam diyor ki işte annelik hakkımı, sütümü helal etmem, babalık hakkımı helal etmem. İşte orada da dediğiniz gibi var hocam, yani biraz. Ama işte biz de hani hocalarımızdan duyduk, her cinayette önce Allah hakkı, sonra da kul hakkı var. Tabii. Anne babanın hakkının üstüne geçiyor aslında ikisi de. İşte bir de tabii babalar şunu örnek almalı. Herkes kuzu gibi evlat istiyor. Hazreti İsmail gibi evlat istiyor, teslim olacak. Rabbin ne emrediyorsa yap babacığım diyen, ama öyle evladı istiyoruz. Ama Hazreti İbrahim gibi Allah'a bağlı, Allah'a sığınan, gözü yaşlı, efendim sofrası açık, başta Cenab-ı Allah'a yönelmiş ve onunla dost olan, vettehazallahu İbrahim'e halida, Allah İbrahim'i dost edindi diyor ayet-i kerime. Öyle bir baba oluyor muyuz? İşte çocuğunu bırakan bir Hacer annemiz gibi olabiliyor muyuz? Yani bunları iyi düşünmemiz gerekiyor. Evet hocam, şimdi içinde bulunduğumuz ay, inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse karşılayacağımız Ramazan ayında düşününce, bu kan davasının bitmesi adına işte ne tavsiye edersiniz hocam? Bu ayları da kullanmak, bu kutlu zamanları kullanarak. Şimdi kan davasının bitmesi adına Cenab-ı Allah bizi barışa davet ediyor. Barışı emrediyor. Ya eyyühellezine amenud hulû fissilmi kâfe. Ey iman edenler, hepiniz toptan barışa giriniz. Bir başka ayet-i kerimede vassulhu hayrun. Barış hayırlıdır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a normal olarak müminlerin gönlünün razı olmayacağı davranışlarda bulundular Hudeybiye'de. Mesela Resulullah ifadesi var. Diyor ki müşriklerin sözcüsü, sonra çok değerli bir sahabi oluyor. Biz diyor senin Resulullah olduğunu kabul etsek, Allah'ın peygamberi olduğunu, zaten seninle savaşmayız ya. Sil onu.
kabul etmiyoruz anlaşmayı. Böyle şartlar koştular. Sonra müşriklerden biri Efendimiz'e gelirse Müslümanların yanına, Müslüman biri, onu bırakacaklar. Eğer Müslümanlardan biri gelirse onlar bırakmayacak. Hiç uymayan görünüşte. Hazreti Ali radıyallahu anh yazıyordu. Ben dedi silemem. Efendimiz bana göster dedi. Ben sileyim yani. Okuma yazma öğrenmemişti Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ben sileyim dedi. Ama bir de gördük ki o işte Hudeybiye müsalası dediğimiz o barış döneminde o 2-3 yıl içerisinde ne evet. oldu? 10 yıldaki olandan fazla insan İslam'a girdi, Müslüman oldu. Bundan dolayı her zaman İslam nedir? Barış taraftarıdır. Yine ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah ne buyuruyor müminler için? O müminler ki hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Hakkı ve sabrı. Metevasamız sabrı. Hakkı ve tevasamız sabrı. Yine Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ve tevasav bis sabri ve tevasav bil merhame. Merhameti tavsiye ederler. Yani biz davranışlarımızda merhameti esas almalıyız. Yani geçenler gerçekten yürek parçalanır, ciğer parçalanır. Biz bir barışı yaparken bütün yetkililerimiz orada, efendim anne gelmiş bizim ayrı ayrı birkaç hocamızın ayaklarına kapanıyor. Ne olur bizim davamızda barıştırın. Niye? Kadın niye ayağa kapanıyor yani bir başkasına? Çünkü o anne yüreği merhamet abidesi anne biliyor ki kendinin evinden çıkamayan çocuklar evinden çıktığı zaman başlarına bir hal gelecek. İşte barış olması lazım çünkü bitmez. Öldürmeyle hiç kimse de tükenmez. Hiçbir kabile de tükenmez. Hiçbir millet de en küçük bir kavim de kabile de öldürmeyle yok edilemez. Onun küçücük yavru çocuk kalıyor, o büyüyor. Bundan dolayı ailelerin büyükleri çok akıllı olmalı. Onlar gerçekten büyüklük yapmalı. Büyük nasıl büyük? Tahrik ediyorsa, teşvik ediyorsa nedir? Tahrik eden adam aslında bir müddet sonra kendi çocuklarının Allah muhafaza başını yiyecek demek. Evet. Yani dönüşecek bunun dönüşümü sırayla. Nedir o büyüklük? Bakınız diyor ki gençlerin aynada göremediklerini büyükler tecrübeleriyle tuğlada görürler. İşte o büyük ileriyi görecek. İleriyi görecek ve durun diyecek. İşte biz geçen Sayın Valimiz de gitti Konuk Sayar Köyü'ne. Ne yaptık? Orada ailenin büyüklerini diyor ki bana da şöyle etseler, şunu da yapsalar hakkımı helal etmiyorum. Kimse bir şey yapmayacak. İşte büyüklük. İşte belki bu davranışıyla Cenab-ı Allah'ın rızasını elde edip cennet kazanacak. Evet. Bundan dolayı bir de bu mübarek aylar tabii özellikle Cenab-ı Allah'a yaklaşma ayları. Cenab-ı Allah'ın kalplerimizi yumuşattığı, gönüllerimizi yumuşattığı ay. Ramazan'a giriyoruz, şeytanların bağlandığı ay. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, yani cennete girmenin çok kolay olduğu, cehennem kapılarının kapandığı bir ay. Ne yapacağız? Daha da dikkatli olacağız ve fedakar olacağız. Bakınız dinimiz, Kur'an-ı Kerim müminleri anlatırken vel kazımîn el gâis çok önemli bir ifade. Öfkeyi yutarlar diyor. Öfkeyi yutarlar. Demek ki çok zor bir olay bu psikolojik ama o müminler öfkelerini yutarlar. Vel afinânin nâs insanları affedici olurlar. Velemen sabera ve gafera kim sabreder ve bağışlarsa işte bu çok büyük işlerdendir. Peygamberlere yaraşır bir işlerdendir. Mesela bir alimimize hakaret ediyorlar. Efendim 8 defa zehirliyorlar. Diyor ki ben hakkımı helal ettim diyor. İşte bu büyüklüktür. Peygamber Efendimiz'e her türlü hakareti yaptılar. Efendimiz ne buyurdu? Benden ne bekliyorsunuz? Sen Kerim oğlu Kerim'sin. Efendimiz onlara dedi ki fetihten sonra İzhebu ve entumut tulaka gidiniz hepiniz serbestsiniz. Onların adı 13. sınıf ilk
müminlerden itibaren Bedir, Uhud saydığımızda tulaka olarak kaldı. En son İslam'a giren Peygamber Efendimiz'in serbestsiniz diye vasıflandırdığı o insanlar. Bundan dolayı bir de biz burada bir kardeşimizi affedersek, birinin kusurunu örtersek, gizlersek, efendim Cenab-ı Allah da en muhtaç olduğumuz anda ne yapacak? Bizi affedecek, bizi bağışlayacak, bizim kusurumuzu örtecek. Bundan dolayı Bitlis'te bu yaranın, bütün yörelerimizde de öyle, bu yaranın devam etmemesi için, kapanması için çok güzel bir gönül seferberliği vardır. İnsanımızın inancı kuvvetlidir. İnancımızı hakem tutarsak, Allah'tan kork dediğimizde, Peygamberimizi dinle, Resulullah'a kulak ver dediğimizde, ona kulak verirsek inşallah Rabbimizin ayeti var. Siz birbirinize düşmandınız, siz ateşten bir çukurun başına gelmiştiniz. Ne oldu? Allah sizi kurtardı. Dostlar oldunuz diyor. Kehennehu veliyyun hamim. Bu yüzden bizim inşallah bunları ortadan kaldırıp şeytanı çatlatmamız lazım. Apaçık düşmanımız olan şeytan, biz birbirimizi öldürdüğümüz zaman sevinir. Biz birbirimizle küstürdüğümüz zaman sevinir. İnşallah ayaklar altına Allah Resulü'nün aldığını, onu seven bütün müminler de hepimiz de ayaklarımızın altına almalıyız. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bugün vaazlarımızda değindik. Efendim bugün bölgemize has olarak hutbeyi kan davasıyla ilgili hutbe hazırlandı. Onu okuduk. İnşallah bu konuda Rabbim başarı Cenab-ı Allah'tandır. Evet. Ama herkes gayretli, herkes hassas, herkes çırpınıyor. Tüm çaba gösterenlerden de Allah razı olsun diyorum. Ben de hocam tam onu soracaktım, bu il müftülüğü olarak hani siz neler yapıyorsunuz diye siz zaten söylediniz. Bir de bunlara ek olarak bir kan davası ilgili bir de proje var galiba Diyanet'e de gönderilen. Evet. İnşallah projede orada onaylanırsa biz de burada uygulamaya çalışacağız. Daha rahat oluruz. Tabii biz Diyanet olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız her problemin olduğu her yerde, evet, insanımızın olduğu her yerde bizden de başkanımız, işte Mardin'den de toplantıdan geldik. Evet. Proje odaklı olarak çalışmamızı istiyorlar. Mesela o küçük gelinlerle ilgili, evet, projemizi beğendiğini başkanlığımız yetkilileri aradılar. İşte daha küçüğüm, gelin, evet, olmak istemiyorum gibi onayladılar. Biz de buradaki konuların başında bu geliyordu. İrşat yönünden taziyelerde işte efendim pek Kur'an-ı Kerim okunmuyor, sohbet edilmiyor, Fatiha'yla geçiyoruz. Artık hocalarımız sağ olsunlar taziyede saatlerce bekliyorlar. Üst üste 3 gün geç vakte kadar. Evet. Bitlis insanı da taziyede çok duyarlı. O Fatiha'nın da anlamını öğreneceğiz. Bir aşır okunacak, ölümle ilgili bir sohbet olacak. İnşallah kendimize geleceğiz. Biz müftülüğümüz olarak ayrıca hem bizim toplumda oldukça yeri olan hocalarımız hem de bizim çok güzel emekli kaynağımız var. Ben bunu, evet, geçen Van'da da dedim. Hocanın emeklisi olmaz. Ne olur? Hocanın rahmetlisi olur. O hocalarımız da bize çok destek oluyorlar bu konuda, sağ olsunlar. Evet. İnşallah el birliğiyle elimizden geldiğince bu işi halletmeye çalışacağız. İnşallah. Allah de gayretlerinizi arttırsın hocam. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili inşallah seyirciler, bir İslam ve Hayat programında da değerli il müftümüz Abdülkerim Akbaba hocamızla beraberdik. Kendisinin yüksek bilgilerine müracaat ettik. Sağ olsun bizi aydınlattı. İnşallah bir dahaki İslam ve Hayat programında buluşmak üzere diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.